Merhaba arkadaşlar. Tarım tarihi ve deontoloji dersimizin bu haftaki konusu tarımın başlangıcı, tarım nasıl olmuş, onunla ilgili bir de dersle ilgili tanıtımları size anlatacağım. Derste kullanacağımız kitap tarım tarihi ve deontoloji kitabı. Bu kitabı kullanmanın yanı sıra bir takım yardımcı kitaplar da kullanacağız. Bunlardan bir tanesi Gregory Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı ki Gregory Petrov ünlü Rus yazar Finlandiya'ya zamanında 1898 yılında 1892 yılında 3 kez Finlandiya tarafına gitmiş. O zaman Finlandiya İsveç'in işgalinde bir devlet olmayan Rusya ve İsveç arasında paylaşılmış bataklıklardan oluşan bir toprakmış. Şimdi o toprakta nasıl böyle bir medeniyet gelişti? Nasıl o topraklar bugünkü yüksek medeniyet düzeyine ulaştı. Bununla ilgili işte gözlemleri, o zamanki gözlemlerini yapıyor. Şimdiki durumlara incelediğinizde nasıl olması gerektiğini, neler yapıldığını o zaman görebiliyorsunuz. Hatta o zaman kitabın içinde bir yerde mutlaka okuyacaksınız ama kitabın içinde şunu anlatıyor. O zaman köylerden yumurtaları topluyor. Yumurtaları daha büyük şehirlere, tüketicilere sevk eden bir yumurtacı varmış. Yumurtacı her gelen yumurtalara tarih atıyormuş. Bugünkü ne? Yumurtaların üretim tarihi. Üretim tarihini atarak bakın 1800'lü yılların 1800'lü yılların sonunda yumurtalara tarih koyuyor. Neden? Bozulup bozulmadığını görebilmek için ve o tarihlerde böyle bir yapıdan bugün günümüze daha modern, daha son kullanım, üretim tarihi, son kullanım tarihi vesaire olan bir yapıya ulaşmış oluyoruz. Şimdi kitabımız Atatürk'ün bir çok güzel bir sözüyle başlar. Ve ben buna her zaman gururla söylediğim bir şey. Geleceğini öngörüp, gelecekteki rolünü kendi belirlemeyenler başkalarının kendine verdiği rolü oynamak durumundadırlar. Eğer siz kendinize bir vizyon biçerek ben şunu yapabileceğim, bunu yapabileceğim, şunu başaracağım diye kendinize bir rol biçmezseniz ne olur? Birileri size bir rol verir, birileri size bir görev verir. O görevi yapmak durumunda kalırsınız. Dolayısıyla şimdiden daha birinci sınıfta ne başlamanız gerekiyor? Kendinize bir vizyon, bir rol, ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım diye bir görev biçmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsanız size verilenleri yapmak durumunda kalırsınız. Tabii tarım çok geniş bir alan. Üç temel sektörden bir tanesi tarımdır. Tarım, sanayi ve hizmetler diye geçer. Tarım, sanayi ve hizmetler. Ekonomide bunu sıklıkla duyacaksınız ve hep üç temel sektör olarak duyacaksınız. Tarım bu sektörlerin tamamını içeren ve vazgeçilmez bir sektörlerden bir tanesidir. Tarım insanlık tarihiyle başlar. Yani insanla başlar. İnsan ne olmuştur? Önce yemek ihtiyacı duymuştur. Nefes alan bir insan neye ihtiyaç duyar? Suya ihtiyaç duyar. Susuz 3 gün yaşar. Niye ihtiyaç duyar? Efendim, yiyeceksiz. Yiyecekten en fazla 3 ay yaşar. 3 ay sonra yiyecek yoksa ölür arkadaşlar. Ve bugün dünyada ne yazık ki açlıktan ölen insanlar da bulunmaktadır. İnsanlık tarihiyle başlar dediğiniz işte budur. Mutlaka küçükken lise yıllarında, ortaokul yıllarında Robinson Crusoe diye bir kitabı okumuşsunuzdur. Daniel Defoe'nun bir kitabı. Daniel Defoe ıssız bir adaya düşen Robinson isimli birinin hayat hikayesini anlatan bir kitabı vardır. Robinson Crusoe ıssız bir adaya düşerek ne yapmıştır? Kendine bir yaşam alanı oluşturmuştur. İşte onu anlatan bir yapı vardır ve o orada ilk yaptığı şeylerden bir tanesi nedir? Yiyecek bulmadır. Balıklardan işte kurbağa yumurtalarından kendine bir yiyecek oluşturmuştur. Dolayısıyla yiyecek insanlık tarihinin temelidir ve insanın en önemli yapılardan bir tanesidir. Bu nedenle tarım da burada başlar. Yiyecek temininin, yiyecek ihtiyacının doğmasıyla başlar. Bu nedenle Hazreti Adem'in de yani
ilk insan ve insanların ondan olduğuna inanılan peygamber Hazreti Adem'in de çiftçi olduğu rivayet edilir değerli arkadaşlar. Bu nedenle çiftçilik insanın temel ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte çiftçilik insanı çok zengin yapmaz. Ancak gönlü çok zengin olur. Yiyecek, içecek bakımından herhangi bir kimseye ihtiyaç duymadan hayatını idame ettiren bir yapıya kavuşur. Ancak çiftçilikle böyle aşırı paralar kazanma, efendim çok zengin olma gibi bir kavram ortaya ne yazık ki çıkmıyor. Çok zengin çiftçiler var, tabii ki var ama ticaretle birleştirildiği anda çiftçilik bir zenginlik ortaya çıkarır. Eğer çiftçiliği ticaretle birleştiremezseniz zengin bir çiftçi göremezsiniz. Mutlaka çiftçinin ticaretle, sanayiyle birleştirilmiş şekli ancak zenginlik yaratır. Bu nedenle çiftçilikten işte ekonomik kalkınma diye bir dersimiz vardı. Ekonomik kalkınmada bunu anlatırdık. Tarım toplumundan işte yarı sanayi toplumu, işte yavaş yavaş step step, ondan sonra en son sanayi toplumuna doğru, hizmet üreten toplumlara doğru bir yapı var. Böyle bir gelişme trendi var. İşte tarım bunun temelini oluşturur. Bu nedenle tarımın böyle bir yapısı var. Tarım tarihi de bu nedenle insanlık tarihiyle başlayan bir yapı gösterir. Şimdi insanlık tarihi incelendiğinde öncelikle tarım devriminin veya tarımsal bir devrimin ortaya çıktığını görürüz. Bunda en önemlisi tarım devrimidir. Bu tarım devriminin yanında daha sonra 1700'lü yıllarda, 1740'larda buharlı makinelerin bulunmasıyla sanayi devrimi başlamıştır. Sanayi devrimi buharlı makinelerin, buharın daha doğrusu, buharın bir güç olarak sanayiye entegre edilmesiyle başlamıştır. Ve 1750'lerde James Watt buharı, işte bugün birçok ölçü birimi wattla olduğu için watt ne yapmıştır? Buharı sanayiye kullanır hale getirmiştir. Sanayiye kullanır hale geldiğinde de sanayi devrimi başlamıştır. Bu günümüzde peki sanayi devrimi sona gelmiş midir? Evet, robotlar artık üretim yapmakta. Günümüzde artık sanayiden neye dönmüştür? Bilgi teknolojilerine ve bilgiye dönmüştür. Hangi bilgiye? Bilginin kullanılabilir bilgiye dönmüştür. Eğer siz bilgiyi elde ediyorsunuz, çeşitli datalar elde ediyorsunuz. Eğer o dataları, bilgileri kullanılabilir pozisyona getirdiğinizde ne olmuş oluyorsunuz? Siz bilgili insanlar oluyorsunuz. Ve bugün bilgi gerçekten çok önemlidir ve bilgiye dayalı olarak bir gelişme söz konusudur. Bu nedenle de günümüze bilgi çağı ismi vermekteyiz. Gelişmiş ülkelere baktığınızda, gelişmiş ülkelerin tamamında ciddi bir bilgi birikiminin olduğunu, bilginin çok önemli bir pozisyon aldığını görebiliyoruz. Hemen somut örnek, bugün virüs salgını var bildiğiniz gibi. Herkes uzaktan öğretimle bir şeyler öğrenebilme dolayısıyla ben şunu öğreneceğim, ben bunu öğreneceğim. Herkes harıl harıl çalışıyor ve bu herkesin harıl harıl çalıştığı yerde bütün bilgiler, virüsle ilgili bütün bilgiler nereye gidiyor? Bir tıp dergisine. Hangi tıp dergisine? İngiltere menşeli bir tıp dergisine. Lancet'te yayınlandı mı, yayınlanmadı mı diyor. Lancet'e gönderdiğiniz, tıp dergisine gönderdiğiniz bilgiler ne yapıyor? Herkes tarafından takip ediliyor.
Acaba bugün Lancet'te hangi haber çıkacak? Lancet'te hangi araştırma çıkılacak? Lancet'te virüse nasıl müdahale etmişler? Lancet, Lancet, Lancet. Lancet peki nerede? İngiltere menşeli bir dergi. İngiltere'de ne yapıyor? Lancet dergisinde yayınlandığında ha o bilgi diyor doğru bilgidir diye herkes o bilgiye istinaden işte tedavi yöntemlerini, işte aşı çalışmalarını dolayısıyla yönünü neye göre buluyor? Lancet dergisine göre buluyor. Bugün hepinizin çok sıklıkla kullandığı biz eskiden tarif ederdik. Elektrik direğinin yanında bilmem falan kapıyı geçince mavi kapının yanı derdik. Şimdi siz onlara bakmıyorsunuz. Niye bakıyorsunuz? Bana diyorsunuz konum gönder. Konum gönderdiğinizde ne yapıyorsunuz? Navigasyona bakıyorsunuz. Yaya size navigasyon ne yapıyor? Yaya mı? Araba mı? Tren mi? Neyle gideceksin? Dünyanın her yerine size ne yapıyor? Navigasyon. Peki navigasyon ne? Navigasyon sadece bilgileri derleyip toplayıp size yol gösteren bir araç, bir program. Neye dayalı bir program? İşte bilgiye dayalı bir program. Bakın, domatesin üretiminden ta nereye kadar gidiyorsunuz? Bilgiye dayalı bir ekonomiye doğru bir yol almış oluyorsunuz. Öyleyse tarım devrimi ne yapıyorsunuz? İşte daha nitelikli ürünlerle, daha seçilmiş ürünlerden başlıyorsunuz. Sanayi bir tıp atıp birbirinin benzeri ürünlere yönelik bir sanayi devrimi. Ondan sonra da artık bilgi devrimi. Günümüz neyle ölçülüyor? Günümüz bilgiyle ölçülüyor. Bilgi kimdeyse, bilgi kimde, kim bilgiyi daha iyi kullanıyorsa, kim bilgiyi daha doğru bir şekilde kullanıyorsa o güçlü oluyor. Bu nedenle sizlerin de benim fikrim, şimdi siz yeni başlıyorsunuz fakülteye. Benim düşüncem bilgiyi elde edebilmenin yollarını arama ve bilgiyi ben nasıl daha iyi elde ederimin düşüncesi içinde olmanız gerekiyor. Yani hani dersin başında ben size bir şey söylemiştim. Demiştim ki geleceğinizi öngörmeniz gerekiyor. Geleceğinizi nasıl öngöreceksiniz? Geleceğinizi şöyle öngörebilirsiniz. Geleceğinizi dersiniz ki ben daha bilgili kişi olacağım. En bilgili kişi olacağım. Dolayısıyla bilgi üzerine geleceğinizi inşa ederseniz mutlaka çok kazançlı çıkarsınız diye düşünüyorum. Efendim, tarımsal gelişimi baktığımızda tabii ki tarım ürünlerinde ne vardır? Tarım devriminde işte doğadan toplanan ürünler vardır. İşte Robinson Crusoe da aynısını yapmıştır. Issız adada önce ne yapmıştır? Toplamıştır. Ne toplamıştır? Ne bulduysa neye göre bu toplamıştır? İşte maymunları izlemiştir. Robinson Crusoe'yu okumuşsunuzdur. Filmini bile kaç tane filmi var izlemişsinizdir. Filminde de aynısı. Robinson Crusoe ne yapıyor? Maymunları izliyor. Maymunların hareketlerine göre kendisine yol biçiyor. Maymunların yediklerinden yiyor. Maymunların içtiği sudan içiyor. Maymunların davranışlarını gözleyerek onları bir rehber olarak görüp ona göre davranışlar yapıyor. Maymunlar eğer yiyorsa diyor filan meyveyi o da yiyor. Yemiyorsa o da yemiyor. Dolayısıyla zehirlenmekten işte hastalanmaktan böylece kurtulmuş oluyor. İşte tarım devrimi dediğimiz devrimde ne var? Öncelikle toplama var. Doğadan toplama var. Kendi kendine doğadan toplanan işte otlar var. Çeşitli yumurtalar var. Efendim doğada ne varsa onları topluyorsunuz. Sonra ne yapıyor Robinson Crusoe? Sonra avlamaya çıkıyor. Bakıyor ki toplayacak ürünler bitiyor. Toplama uzun yerlere gidiyor. O zaman avlamaya başlıyor. Ne avlıyor? İlk başta yaban tavukları avlıyor Robinson Crusoe. Dolayısıyla en kolay ehlileştirilen en kolay yumurtasını da alabileceğiniz yaban tavuklarını avlıyor. Ve oradan etten kaynaklanan yani ete dayalı protein ihtiyacını da oradan sağlıyor. Böylece yaşamını devam ettiriyor. Tabii ki biraz öbür derste anlatacağım ben size ihtiyaçların nasıl bir yapı izlediğini. Çünkü ihtiyaçlara göre bunlar şekilleniyor. Diğer dersimizde bu haftanın diğer dersinde de size ihtiyaçları anlatacağım. Ve
Avlamanın hemen sonrasında bakıyor ki toplamayla ürünler bitti. Avlamayla bitiyor. Ondan sonra yetiştirmeye başlıyor. Artık yetiştirme nasıl yetiştirme? İlkel ziraat dediğimiz yapı. İlkel ziraatte ne vardır? İşte etrafını korursunuz, kollarsınız. Bir takım dallarını kesersiniz, budarsınız. Tamamen kendi haline bırakırsınız. Oradan elde ettiğiniz işte ağaçtan, bitkiden oradan yararlanabilirsiniz. Bitkilerin sizin ihtiyacınız olan bitkilerin etrafını temizlersiniz. İşte o bitkilerin diğerleri tarafından yok edilmesini önlersiniz. Böylece ne elde etmiş olursunuz? İlkel ziraat dediğimiz tamamen kendi haline yetişecek ürünleri böylece temin etmiş olursunuz. Demek ki avlamayla, toplamayla, avlama ve ilkel bir ziraatle bunu yapabilirsiniz. Göçebe toplumlar bugün günümüzde de var. Göçebe toplumlarda ne yapmaktadırlar? Benzer yapıyı izlemektedirler. Göçebe toplumlar daha çok hayvanlarla birlikte yaşayan, hayvanlarla birlikte göçen, sağa sola giden ve hayvansal üretim merkezli bir üretimde bulunan topluluklardır. Göçerler, insanlık tarihine baktığınızda da insanlık tarihi hayvanlarla birlikte göçleri, kavimler göçü dediğinizde, kavimler göçünde de ne olmuştur? Hayvanlarla birlikte göçülmüştür. Hangi hayvanlar? Islah edilmiş hayvanlarla birlikte. Yani koyunlar, işte inekler, atlar, keçiler, işte tavuklar vesaire gibi. Onlarla birlikte ne yapılmıştır? İnsanlar belirli bir dönemde, belirli bir yapıya giderek hem oradaki yapıdan yani otlardan, meralardan, otlaklardan yararlanmışlardır. Hem de o hayvanlardan giderek giderken ürünler elde etmişlerdir. Ne elde etmişlerdir? Yumurta elde etmişlerdir, süt elde etmişlerdir, sütten kaynaklanan bir yığın ürün elde etmişlerdir, yün elde etmişlerdir. Bakın yiyecek olarak kullanılan yün elde etmişlerdir ve tabii ki hayvanların hastalananları, işte zayıf kalanları, yola dayanamayan hayvanlardan kaynaklanan bir de hayvansal üretim yani et. En büyük hayvansal üretim et elde etmişlerdir. Bunları işleyerek ve bunları işleyerek de bunları koruyarak da bir taraftan yiyecekleriyle birlikte taşınmışlardır. Ben genelde lojistik diye bir kavram var. Belki bilenleriniz vardır. Lojistik dediğimizde biraz böyle taşıma gibi algılanır ama lojistik aslında temin etme anlamı da vardır. Şimdi askerlik yapanlar, askere gidenler bilirler. Askerlerin en büyük eksiği, askerlere cephe gerisi dediğimiz bir yapı vardır. Yani şimdi siz yanınızda hazır olmalı ki o top mermisini ne yapabilmelisiniz, fırlatabilmelisiniz. Peki fırlattığınız top mermileri ne olmalı ki başka bir yerde üretiliyor, onların getirilmesi gerekiyor. İşte onların taşınması büyük önem taşıyor arkadaşlar. Hayvanlara geldiğimizde bunun ne alakası var dediğimizde şurada alakası var. Hayvanlar bakın eskiden savaşlar yapılıyordu. Savaşlar yapıldığında askerler kılıçla birbiriyle savaş üstünlük sağlamaya çalışıyor. Savaş yaparken o askerlerin yiyecek ihtiyacı nasıl sağlanıyordu sizce? O askerlerin yiyecek ihtiyacı elbette ki canlı yiyecek depolarıyla yani arkasında ciddi bir taşıma sistemiyle hangi hayvanlarla? Tabii ki koyunlarla. Çünkü koyun dediğinizde koyun çok bereketli bir hayvandır. Nasıl bereketli bir hayvandır? Koyunun her şeyini ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Yününü kullanırsınız, derisini kullanırsınız, bütün etlerini kullanırsınız. Hatta iç organlarını da kullanırsınız. Bağırsaklarını, karaciğerini vesairesini. İşte kellesini, paçasını dediğimiz her tarafını ne yapabiliyorsunuz? Koyunun
tüketebiliyorsunuz. Dolayısıyla canlı hayvan olarak bozulmayan, efendim bir taraftan beslenen, bir taraftan da hiçbir şekilde zayıflamayan, azalmayan bir depoyu sürekli ne yapıyorsunuz? Hem de kendi kendine giden bir hayvanı ne yapıyorsunuz? Ordunun arkasından gidiyor ve o orduları besleyen bir yapı oluşuyor. İşte bakın tarımın ne kadar önemli olduğunu, tarımın içindeki bu yapının sadece ot çöple ilgili olmadığını, tarımın içinde bulunan hayvanların da bu ot çöple birlikte nasıl birleştirilerek kullanıldığını, bunların taşındığını bu şekilde ne yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Öyleyse tarım stratejik bir yer, çok önemli bir sektör. Sadece Türkiye için değil, bütün dünyada, tüm ülkelerde en önemli yapılardan bir tanesi yiyecek ve bu yiyeceğe ham madde sağlayan, bu yiyeceği işte hayvanıyla, otuyla, çöpüyle, meyvesiyle destekleyen bir tarım sektörüdür. Eğer bu tarım sektörünü bu şekilde göremezseniz, efendim ben filan yerden satın alırım derseniz, yeri gelir bulamazsınız değerli arkadaşlar. Hemen küçük bir anekdot anlatayım. Bugün dünyanın en güçlü örgütlerinden bir tanesi olan Avrupa Birliği'nin hangi mantıkla kurulduğunu biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında aç kalan Avrupa'nın bir de aç kalmayalım mantığıyla kurulmuştur. Nasıl? Avrupa aç kalmıştır İkinci Dünya Savaşı sırasında. Çünkü savaş ortamında üretim yapılamamış ve üretim sağlanamadığından dolayı aç kalmıştır Avrupa'daki insanlar. Bunun üzerine de ne olmuştur? Avrupa topluluğu biz bir daha aç kalmayalım diye bir araya gelmiştir. 6 ülkeyle başlamış. Bugün 24-28 ülkeli bir topluluk haline gelmiştir. Şimdi ikinci dersimizde ihtiyaçlardan bahsedeceğiz.